Ben öyle düşünüyorum. E, geldik çok tartışılan bir isim Hatay diyeceğim sizlere Hatay dediğinizde de zaten e, burada en çok konuşulan isim Lütfü Savaş ve Lütfü Savaş da o da bir televizyon programına katıldı. Ve şimdi cümleleri duyacaksınız. Kendisini öyle bir noktaya taşımış ki Lütfü Bey Hatay'da veya Hatay siyasetinde veya Türkiye siyasetinde artık bakarız görünüz, dinleyiniz karar veriniz. Kendini öyle bir yere taşıyor ki. O sözleri duyduğunuzda şöyle diyorsunuz. Ya arkadaş ne kadar kibirli bir insansın. Yani tartışılacak bir insan değil baba maalesef CHP'de fazla demokrasi var. CHP'nin yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Lütfü Savaş adaylığına dair eleştirilere yanıt verdi. Partisinde çok fazla demokrasi olduğunu söyledi. CHP'de fazla demokrasi var. Herkes kendi e, içindekini söyleyebiliyor ama bakıyorsunuz iktidar partisinde de tek ses var. Bence iki tarafında biraz daha normale yaklaşması lazım. E, biraz da parti disiplini olması lazım. Dışarıya karşı söylenen şeyler her zaman e, söylenmesi doğru değil. Depremin yaraları hala sarılamayan hata için ana muhalefet yeniden savaş dedi. Tepkiler geldi. Adaylığın geri çekilmesine yönelik CHP mutfağının konuyu görüştüğü iddia edildi. Savaş konuyu araştırdığını söyledi. Birileri e, biz aday olayım diye bastırınca e, böyle bir şey oluyor. Ben hepsini araştırdım. Gerek meyakada gerek PM'de böyle bir şey konuşulmamış. Lütfü Savaş Hatay için aday olduğunu belirtti. Biz Hatay için tekrar aday olduk. Hatay'ı tekrar ayağa kaldırmak için aday olduk. Tekrar Hatay'daki bütün o yaraları e, tamir etmek eskisinden daha güzel bir Hatay oluşturmak için aday olduk. Lütfü Bey TGRT Haber'e katıldı. Ben açık bir insanım, onu da size söyleyeyim. Yani ben İstanbul'da Murat Kurum'un kazanmasını istemiyorum. Hatay'da da Lütfü Bey'in kazanmasını istemiyorum. Yani Türkiye siyasetinde de Erdoğan'ın kazanmasını istemiyorum tabii ki. Şöyle bir baktığımızda 54 bine yakın insanımızı kaybettik. Sorumluluk sahibi hepsi ama az ama çok. Ama az ama çok. Hepsi sorumluluk sahibi ve bakıyorsunuz siyasette. Yüzümüzün, gözümüzün içine bakıyorlar. Ve ben tartışılacak bir insan değilim diyor TGRT Haber'de yaptığı konuşmada. Şimdi az önce e, ihtiyacı olan emekli diye yazmıştım, söylemiştim ya, vatandaş izleyen çok dikkatli. Ahmet Tekciğer var, e, bizi her akşam izliyor Beylikdüzü'nden, ihtiyacı olmayan... Ee, emekli mi var diye yazmış veya mesaj göndermiş öyle. Bakın Serhan Bey ne diyor? Reste rest emekliye açlık sınırının altında sadaka zammının cevabını oy sandığında görürsünüz siz demiş. Emekliye 12 bin TL seyyanen zam e, yapılmaz ise seçimde cevabımızı alacaklar. Onu da Akın Bey göndermiş. Yani emekliler belki de seçimde e, belirleyici olacaklar ve Bolu'ya